Merhaba, Nihayet Dergi editörlerinden Merve Akbaş ben. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doçent Doktor Süleyman Turan hocamızla birlikte Yeni Dini Hareketler üzerine konuşacağız. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisini konuşacağız. Ben şimdi yavaş yavaş hocamızı canlı yayına alıyorum sizleri çok da bekletmeden. Süleyman Turan hocamızla birlikte Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi üzerine konuşacağız. Hocamız henüz gelmedi. Biraz bizi bekletecek muhtemelen. Arzu ederseniz. Evet hocamız burada. Biz yayına alıyoruz. Bahsettiğim gibi biraz önce Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi ve bu hareketlerin, bu oluşumların detaylarına bakacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi akşamlar Merve Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri sormalı. Bizlerdeyiz. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için. Şöyle aslında izleyicilerimize şöyle bir hatırlatmayla başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz Haziran ayında Nihayet Dergi Yeni Dini Hareketlerle ilgili bir dosya yapmıştı. Şöyle ben de kütüphanemden bugün için çıkardım okurlarımıza göstermek için. Bu dosyada sizinle yapılmış ufuk açıcı bir söyleşi vardı. Emine Battal, Muhammed Kızılgeçit, Zeynep Özel hocalarımızla yapılmış onlardan alınmış derinlikli yazılar vardı. Film ve kitap önerileri vardı. Oldukça kapsamlı, önemli bir çalışma olmuştu işin doğrusu. Burada hocam aslında buradaki söyleşide siz bize bir müjde vermiştiniz. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi üzerine çalıştığınızı söylemiştiniz. Hatta Ahmet Murat Özel hocamızla yaptığınız canlı yayında da bunu biraz üstünden geçmiştiniz. Bu ansiklopedi de çıktı. Şöyle gösterelim okurlarımıza. Okur Akademi etiketiyle raflarda yerini aldı. Süleyman Turan ve Emine Battal hocamızın editörlüğünde 242 maddeden oluşuyor bu ansiklopedi. Onlarca akademisyenin emeğinin olduğunun da altını çizelim. Dünyanın farklı bölgelerinden farklı yeni dini hareketleri eğiliyordu. Şöyle tekrar göstermiş olayım. Hocam Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi'ne geçmeden önce isterseniz okurlarımız için, izleyenlerimiz için Yeni Dini Hareketler bir açıklayalım. Bu kavram neyi ifade ediyor? Yeni dini hareketler nasıl oluşumlar? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Teşekkür ederim Merve Hanım. Akşamın bu saatinde bizleri izlemek üzere canlı yayına katılan değerli dinleyicilerimize ve izleyicilerimize de hayırlı akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Tabii yeni din hareketleri konuşacağız ama yeni din hareketleri konuşmadan belki sahip olduğumuz dinimizle başlamak gerekiyor. İslam diniyle biliyorsunuz Fransa'da tekrar Evet hocam. İslamofobi artırmak üzere son dönemde yapılan, yani son dönem derken birkaç gün önce gerçekleştirilen ve devlet binalarına yansıtılan İslam'a hakaret eden, Hazreti Peygamber'e hakaret edici karikatür krizi tekrar İslamofobiyi Fransa özelinde gündeme getirdi. Tabii Maalesef. bunlara karikatür demek de doğru değil belki. Karikatür müsveddesi mi demek gerekir bilmiyorum tırnak içerisinde ama tekrar Fransa'daki bu İslamofobiyi artırıcı eylemlerden dolayı Fransa'yı kınayarak sözlerime başlamış olmak isterim ben de. Şimdi yeni din hareketleri konuşuyoruz. Tabii bazen de şöyle bir durum oluyor. Bu canlı yayın duyurusu yapıldığında bazı arkadaşlarımla karşılaştığımızda yani bu yeni din hareketler çok mu gündeme getiriliyor acaba? Tabii bir de hani reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi yeni din hareketleri konuştuğumuzda yeni din hareketleri reklam mı yapıyoruz gibi bir anlayış da oluşabiliyor ama yeni din hareketleri şu anda belki çok yaygın olmadan veya etkileri en azından çok yayılmadan konuşarak ne kadar gündem yaparsak geleceğe dair belki onlara dair önlem alma adına da belki bir şeyler yapılabilir. Bu açıdan ben bu programları önemsiyorum doğrusu. Tekrar yani Nihayet Dergi özelinde ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Evet Yani hocam. program tertip ettiğiniz için tekrar sizin nezdinizde dergi yöneticilerine ve çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. Hocam şunu da ekleyeyim ben siz aslında geçmeden. Hala aslında bahsettiğimiz dergi bu kapsamlı çalışma birliktedağıtım.com adresinden ya da aplikasyonlar vasıtasıyla mobil dergi olarak okuyucularımız hala satın alabilirler. Biz bunun altını çizelim. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de bu meseleyi ele alan ilk yayın olmuştu nihayet. Bu anlamda kütüphanelerde bulunması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Buyurun hocam lütfen. Teşekkür ederim Merve Hanım. Ben de bu şeyinize katılıyorum, önerinize katılıyorum.
Şimdi tabii yeni dini hareketler dediğimizde aslında çok muğlak duruyor kavram. Hani sanki her ortaya çıkan yeni oluşum, cemaat, tarikata, biz Türkiye özelinde biraz daha hani bu hareketlerden bahsederken ülkemizde insanlar tarikat, cemaat gibi kavramlara aşinalar. Dolayısıyla sanki ortaya çıkan her yeni hareket bu kavramın kapsamındaymış gibi düşünülebilir. Dolayısıyla geçen programı izleyemeyip şu an yeni katılan arkadaşlarımız olabilir. Onlar adına tanımlama yapmak belki ilerleyen dakikalarda söyleyeceklerimizin anlaşılması açısından da önem arz edebilir. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Bu kavram Batı'daki araştırmalar neticesinde ve tartışmalar neticesinde üretilen bir kavram. Şimdi yeni din hareketlere geçmeden tabii yeni din hareketlerin arka planda zaten ortaya çıkan inanç sistemlerini ifade ederken kullandığımız bazı kavramlar var. Yani biz din diyoruz, işte mezhep diyoruz. Mesela İngilizce tabirlerle hani religion, sect gibi, işte cult gibi kavramlarımız var. Yani dolayısıyla Batı'da 1950'lerden sonra bu oluşumlar ortaya çıktığında araştırmacılar bunları nasıl tanımlayacakları konusunda tabii uzun uzadıya tartışılıyor. Yani burada teolojik yapılan tanımlamalar var. Yine işte sosyolojik yapılan tanımlamalar var. Ve özellikle teolojik yapılan tanımlamalara baktığımızda yeni dini hareketlerden ziyade işte kıyamet tarikatları, zararlı hareketler gibi daha hani olumsuz, negatif kullanımların olduğunu görüyoruz. Özellikle tabii yeni dini hareketlere evlatlarını kaptıran ya da aile fertlerinden birini kaptıran aileler için bu hareketler neticede otomatikmen zararlı hareketler olarak nitelendirildiği için bu tür negatif çağrışımlar daha fazla kullanılmış. Şu an hala tabii bu kullanımlar var. Yani kült kavramı özellikle hani yeni dini kültler tarzında veya biraz daha belki level atlayarak bunları da din olarak görüp yeni dinler şeklinde nitelendirmeler de mevcut. Neticede bu Batı Akademisi'nde yapılan hani işte bu tür oluşumları nasıl isimlendireceğiz tartışmaların neticesinde daha objektif olduğu için hani ve pejoratif yani küçültücü ve negatif çağrışımları da dışladığı için akademide yeni dini hareketler tabiri daha yaygın olarak kabul görmüş. İşte New Religious Movements diye Batı'da İngilizce olarak kullanılan tabir. Bizim ülkemizde de tabii bu tabir tek başına kullanılmıyor. Yeni din hareketlerinin dışında ülkemizde kaleme alınan bazı çalışmalarda kıyamet tarikatları, milenyum tarikatları, yeni çağ dinleri gibi nitelendirmeler hala var. Yani dolayısıyla tabii bu yazarın bakış açısıyla da biraz alakalı. Hani hareketleri tanımlamasıyla da bağlantılı. Hani öze dönecek olursak işte bu yaşanan tartışmalar neticesinde kullanılıyor. Peki neyi kastediyoruz biz? Şimdi yeni din hareket deyince kavramın birinci kelimesi yeni sözcüğü aslında bize bir ipucu sağlıyor. Yani bir kere bu hareketlerin hani zaman olarak yeni yakın dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü bizim klasik dinlere baktığımızda şu anda yaşayan dünya dinleri içerisinde tarihsel olarak, kronolojik olarak en son ortaya çıkan din Sihizm. Yani 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başında ortaya çıkan bir dinsel gelenek. Dolayısıyla hani yeni dini hareketlere baktığımızda ise daha ziyade 1950'lerden sonra ortaya çıkan hareketleri konuşuyoruz. Bir tanım yapmamız gerekirse belki şunu söyleyebiliriz. 1950'lerden sonra hem Doğu hem Batı dünyanın farklı coğrafyalarında ortaya çıkarak yayılan işte senkretik özellikli ve işte klasik dinlerden büyük çoğunluğu klasik dinlerden ortaya çıkan ve beslenen tüm dini hareketleri nitelemek için kullanılan bir şemsiye kavram şeklinde belki tanımlamak yeterli olabilir. Tabii şuna da belki kısaca bir işaret etmek isterim Merve Hanım. Lütfen Hani her ne kadar biz 1950'lerden sonraki hareketleri bu kapsama dahil ediyorsak da bunun da keskin bir çizgi olmadığını Mehmet'ciğim. dinleyicilerimizin de bilmesini isterim. Çünkü ülkemizde de faaliyet yürüten mesela Yahova şahitleri gibi bazı yani böyle yeni din hareketler dediğimizde insanların aklına ilk gelen bazı oluşumlar var. Bu oluşumlar 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmışlar. Yani çok daha eski. Yani biz Kökenleri 1950'ler geriye doğru gidebiliyor yani. tabii yani biz 1950'lerden sonra her ne kadar hani bu oluşumları kastediyorsak da 1850'lerden itibaren de bu yeni din hareketler kategorisinde değerlendirilen oluşumlar var. Yani bunun keskin bir çizgi olmadığını da ifade etmek isterim. Hocam, siz uzun yıllardan beri aslında bu ansiklopedi üzerine hem de bu alan üzerine çalışıyorsunuz. Yetiştirdiğiniz öğrenciler var. Bu alanda çalışmasına vesile olduğunuz akademisyenlerimiz var. Şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Siz bu ansiklopediyi oluşturma fikrini nasıl doğdu? Nasıl bir içerik oluşturdunuz? Biraz ansiklopediden bahsedelim mi? Evet, herhalde bugünkü zaten canlı yayınımızın ana konusunu da ansiklopedi oluşturuyor. Tabii Evet şunu hocam. ifade etmek isterim. Yani bu önemli benim için. Yani Batı'daki yeni din hareketler çalışan veya yeni din hareketler denildiğinde Batı'daki literatürde öne çıkan 3-5 isim var. Yani
Tabii bu isimleri şu an belki izleyicimize yabancı olduğu için söylemenin bir hani sözü uzatmak anlamında yeri değil belki ama yani batıdaki akademisyenlerle karşılaştırdığımız elbette biz yeni din hareketler konusunda belki başlangıç düzeyindeyiz ve ben hani bu hani nitelemek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani belki ben bu konuya profesyonel düzeyden, akademik anlamda ilgi duyan bir araştırmacı olarak kendimi görüyorum. Tabii siz hani yıllardır çalışan bir uzman olarak nitelediniz. Çalışmalarımız var ama hani Çok bu anlamda mütevazısınız hocam. yok. Yani gerçekten bunun altını çizmek gerekiyor. Şundan dolayı yani batıdaki akademisyenlere baktığımızda senelerini böyle bir yeni din hareketin içerisinde geçiren, gidip bizzatı gözlemleyen, tabii batıdaki biraz hani bu hareketlerin özgür ortamından dolayı gözlemleme imkanı da daha yaygın olduğu için yıllarını bir harekete harcayan akademisyenler var. Yani dolayısıyla biz belki yani yüzlerce hareket var. Bunların hepsiyle alakalı bir şeyler okumaya çalışıyoruz, yazmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hani uzmanlık belki biraz daha derinlemesine bir çabayı gerektirdiği için yani ben buna hani kendi adıma profesyonel bir ilgi demeyi tercih ediyorum. Tabii şuna geçmiş 2006'lı yıllara kadar geri gidiyor. Burada bir hocamı da almak isterim. Ali Rafet Özkan bizim dinler tarihi Evet. alanımızın hocalarından. O dönemde ben yüksek lisansımı yeni bitirip doktoraya başlamıştım. Ali Rafet Hoca'nın Kıyamet Tarikatları isimli kitabı çıkmıştı. Orada da işte 15-20 tane böyle Türkiye'de de yaygın olan yeni dini hareketler konu ediliyordu. Tabii konuya ilgi duymaya başladık. Hatta o dönemde bir meslektaşımla beraber hani biz daha kapsamlı bir ansiklopedi hazırlasak tarzında bir girişimlerimize de başladık. Hatta ilk maddelerimizi ansiklopedide de yer Yazmıştım. alan Adidem maddesini o tarihlerde yazdığımı hatırlıyorum. Fakat hem doktora da işte çalışmak doktora ve doçentlik süreçlerinde farklı çalışmalara odaklanmam dolayısıyla bu ansiklopedi bir türlü hayata geçirilememişti. En son geçen yıl Eylül ayında yani 2019'un Eylül aylarında editörlüğünü paylaştığımız Emine Battal Hoca ile artık bu ansiklopediyi hayata geçirelim diye karar verdik. Tabii ondan öncesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli tezlerde yeni din hareketleri çalıştık. Yine makaleler, editöryal hani bu konudan tamamen kopmadık belki ama ansiklopedinin ortaya çıkışı biraz gecikmiş oldu. Dinler Tarihi Akademisyenlerinin yer aldığı grubumuzda hani böyle bir ansiklopedi hazırlama çabamızı hocalarımızla paylaştığımızda sağ olsun onlardan da olumlu dönüşler. Hani bu anlamda iyi olur. Bir ihtiyacı ve bir boşluğu giderecektir düşüncesi ortaya çıkınca biz önce maddelerin tespitiyle başladık. Tabii ansiklopedinin girişinde ansiklopedinin bu yazılı süreciyle alakalı bazı bilgiler var ama şunu belki bu anlamda paylaşmak gerekir. 242 sayısı tesadüfen ortaya çıkan bir rakam oldu. Yani biz maddeleri yazarken hani şu kadar hareket yazalım şeklinde yola çıkmadık. Dünyanın hemen her bölgesinden hani bilinmesi gereken, tanınması gereken hareketleri seçmeye çalıştık. Bu süreçte seçtiğimiz bazı hareketlerin isim benzerlikleri ve konu çakışmalarından dolayı bir kısmını çıkarmak zorunda kaldık ve Eylül ayında başladığımız projemiz işte Haziran ayında tamamlandı. Tabii baskı süreci ve benzeri koronavirüs dolayısıyla biraz süreç uzamıştı. Eylül ayında da kitabı okurla buluşturmuş olduk ve neticede yaklaşık 100 akademisyen ve araştırmacının katkı verdiği 242 tane yeni dini hareketin tanıtıldığı güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tabii biz hani bununla yetinmedik. Şu anda ansiklopedi okurla buluştu ama biz yeni maddelerin seçimiyle bir sonraki İşte. baskı için hani ansiklopedinin Çalışmaya kapsamını başladınız. genişletmeye çalışmalarına başladık. Yani yeni baskısının daha geniş kapsamlı olarak böyle her baskıda inşallah bilinmesi gereken yeni maddelerle, yeni hareketlerle biraz daha kapsamı genişletmeyi düşünüyoruz. Bunu soracaktım hocam. Yeni maddeler eklenecek mi? Belki yeni ciltler eklenecek mi diye siz zaten müjdeyi vermiş oldunuz okurlarımıza. Hocam şöyle devam edelim arzu ederseniz. Siz biraz önce ihtiyaç kelimesini kullandınız. İster istemez insan şunu düşünüyor. Yani günlük hayatta biz bu kavramı kullanmasak da yani yeni dini hareketler kavramını kullanmasak da aslında gerek medyada gerek de çevremizdeki arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, çevremizden aslında bu tür hareketlere ilgi duyan, yönelimi olan insanlarla karşılaşabiliyoruz, duyabiliyoruz. Şimdi bu tür bir akademik çalışma, yani böyle bir ansiklopedinin varlığı neden önemli? Bunların tanıtılması, tanınmasının önemine biraz değinir misiniz? Bu ihtiyacın altında nasıl nedenler var? Teşekkür ederim. Merve Hanım belki de konunun en önemli sorularından biri burası aslında. Yani hani dünyanın farklı bölgelerinden işte biz ansiklopedimizde 242 hareket aldık. Bu hareketlerden tabii Türkiye'de faaliyet yürütenler de var. Türkiye'de faaliyet yürütmeyenler de var. Yani dolayısıyla hani bu hareketleri bilmek bize ne katar
güç sorusu veya bu hareketlerin önemi sorusu önemli sorulardan biri. Tabii genel anlamda baktığımızda yeni dini hareketler özellikle bu modernite ve sekülerleşme tartışmaları bağlamında sosyolojide çokça tartışıldı. Yani işin ben bu tarafına girmek istemiyorum ama yani şu açıdan önemini vurgulayarak asıl işaret etmek istediğim yere geçmek istiyorum. Biliyorsunuz bir zamanlar hani din insan hayatının merkezi noktasını işte işgal etmeyi bırakıp biraz daha bireysel bir hale gelecek şeklinde dinin hani merkezi konumunu kaybedeceği şeklinde iddialar, teoriler vardı. Dolayısıyla 1960 ve 70'lerden itibaren özellikle bu yeni din hareketlerinin ortaya çıkışı sekülerleşme karşısında dinin tekrar geri dönüşü olarak yorumlandı. Yani sosyolojide bu modernite ve sekülerleşme tartışmaları bağlamında yeni din hareketlerinin ciddi bir önemi var. Bunu bir kenara bırakıyorum. Sizin de işaret ettiğiniz gibi yani şunu görmemiz lazım. Artık gerek klasik anlamda hani Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm gibi dinler, gerekse yeni dini hareketler filmlerden gündelik hayata kadar bizim karşımıza çıkabiliyor. Yani örneğin işte şu an Covid sürecindeyiz. İnsanlar evlerinde takılıyorlar. Netflix gibi çeşitli biliyorsunuz film belgesel platformlar var. Bu platformlarda insanlar hani normal böyle zaman geçirmek adına bir şeyler izlemeye çalışıyorlar ama bu platformlarda gerek işte klasik dinler gerek yeni dini hareketlerle ilgili de bir sürü uyarıda maruz kalıyorlar. Yani dolayısıyla bu filmleri sadece böyle bir zaman geçirmek, gülmek, eğlenmek adına izlenen bir şey olmaktan öte hani anlam katacak düzeyde en azından ne izlediğimizi bilmemiz bizim açımızdan önemli. Tabi burada tek tek ben hani şu filmde şu var, şu dizide şu var veya bunu bu şu an onu diyemeyiz belki ama yani neticede insanlarımızın bu filmlerde bir örnek vereyim. Mesela hani bu yeni din hareketlerle ilgili kısmen belki ilgili ama daha ziyade dinlerle ilgili konunun boyutunu göstermesi aslında önemli. Bu Amir Khan filmleri hani Bollywood filmleri son dönemde yaygın insanlarımız izliyorlar. Oldukça popüler. Herkesin izlediğini bildiğim bir film hani PK filmi. Uzaydan gökyüzünden birinin gelip işte Hindistan'daki o dinleri sorgulaması. Yani şimdi PK filmini izlediğinizde orada Hindistan'daki hani o yerlerde işte putların Hindular için ne anlam ifade ettiğini veya filmdeki birçok konunun eğer hani dinler hakkında veya yeni din hareketler hakkında bilginiz varsa filmi izlediğinizde size açacağı kapı başka olur. Ama bunlardan bir haberseniz filmde sadece öyle gülüp geçersiniz. Yani dolayısıyla izlediğimiz şeylere kadar en azından bir genel kültür anlamında tabii biz kendimize yetecek kadar böyle derinlemesine belki çok bilgi sahibi olmayabiliriz ama yeni din hareketleri tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bize katkı sağlayacağını, ülkemiz aslında katkı sağlayacağı ben birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, yani yakın dönemde biliyorsunuz Uşakiye tarikatıyla bağlantılı olarak tekrar işte bu cemaat ve tarikatlarda istismarlar gündeme geldi. Konuşulmaya başlanıyor. Konuşuluyor. Ya bu tabii yeni olan bir olgu değil. Yani bu işte cemaatler ve tarikatlar tartışması öteden beri var olan tartışmalar ve sonlanacak gibi de değil. Yani bu tartışmalar önümüzdeki dönemlerde, gelecekte yine karşımıza çıkacak. Maalesef. Şimdi tabii bu tartışmalar sizler de şahit oluyorsunuz. İzleyicilerimiz de hani televizyon programlarında artık son dönemde yaygın olduğu için bütün kanallarda neredeyse tartışma programlarında işte bir sahih tarikat ve cemaat ya da bir gayri sahih merdiven altı dediğimiz tarikat ve cemaatler şeklinde nitelendirmeler var. Tabii tarikat, cemaat kavramları hani bizim belki İslam dünyasıyla alakalı kavramlar bu anlamda önemli. Ama özellikle ülkemizde son dönemde faaliyet yürüten bazı oluşumların özelliklerine baktığımızda karakteristiklerinin yeni din hareketlerle benzerlik arz ettiğini görüyoruz. Evet. Yani dolayısıyla yeni din hareketlerin özelliklerini, niteliklerini, insanları nasıl kullandıkları, yani bu istismarlar sadece bizim tarikatlarımızda, cemaatlerimizde değil, Batı'da belki ilerleyen dakikalarda hani buna tekrar yer vereceğiz. Yani Batı'da bu istismarın boyutları çok daha ileriye kadar gidiyor. En azından bu hareketleri bilip ülkemizde yeni ortaya çıkan bu oluşumlarla karşılaştırdığımızda bu bize iki şey katacaktır. Birincisi tabii bu gayri sahih ve sahih tartışmalarında en azından kısmen bir ayrışmaların anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. İkincisi de bu istismarların önüne geçirebilmesi noktasında belki en azından o hareketlere ilgi duyan insanlara karşı biraz daha o insanların araya mesafe koyması anla. Çünkü yani 15 Temmuz darbe girişimi yaşadık, bir takım şeyler yaşıyoruz. Ama insanlarımız X hareketinden kaçarken Y hareketine yöneliyorlar. Yani hani X hareketi atıyorum ya X cemaati veya X yeni dini hareketi hani kötüdür diyerek kendi cemaatini veya diğer gideceği harekete karşı mesafeli duruş sergilemekten ziyade sanki karşıdaki o zaten kötüydü, bizim zaten tarikatımız ve cemaatimiz iyi, demek ki biz iyi ki buradaymışız gibi kendilerini konumlandırmaya dönük bir çaba içerisindeler. Yani dolayısıyla bu hani sahih gayri sahih tartışmalarında veya yeni çıkan oluşumların anlaşılmasının önemli. Çünkü
Hani isim belki vermek doğru değil ama izleyicilerimiz hemen hatırlayacaklardır. Yani bizim ülke televizyonlarımızda canlı yayında vahiy alan bir takım insanlar da çıkıp Tabii hocam, görüştüler. evet. Yani dolayısıyla ve insanlar bunların peşinden gidiyorlar. Yani dolayısıyla hani yeni din hareketleri en azından tanırsa insanlarımız bu tür oluşumlara karşı biraz daha kendilerini destekleyeceklerdir. Bunun dışında tabii önemli özelliklerinden biri, bunu biz dergide de röportajımızda söylemiştik. Evet hocam. Yani yeni din hareketler çoğunlukla kendilerini bir din olarak tanımlamaktan özellikle uzak duruyorlar. Yani işte ülkemizde de veya işte bizim ülkemiz gibi ülkelerde faaliyet yürüten oluşumlara baktığımızda işte yoga, meditasyon, işte zihin terapi yöntemleri veya falcılık veya kişisel gelişim gibi Geleceğiz hocam onlara inşallah şimdi yavaş yavaş. yani ben hani önemli noktasında buna değinmek Evet isterim hocam. doğrusu. Yani bu tür gerçek kimliklerini kamufle ederek faaliyet yürüttükleri için yeni dini hareketlerin en azından bu ülkemizde faaliyet yürüten isimlerini belki söylemedik. Yani ilerleyen dakikalarda belki isimlerine de yer verebiliriz. Bu sözünü ettiğim faaliyet alanlarıyla insanların karşısına çıkan oluşumların gerçek niyetinin en azından Türk vatandaşlarımız tarafından bilinmesi önem arz ediyor. Dolayısıyla bu da yeni din hareketlerin bilinmesiyle olacaktır. Yoksa insanlarımız spor yapmak için ya da gündelik hani şehir hayatının koşuşturmacasından belki biraz daha kafalarını rahatlatmak adına işte spor salonu veya bir hani zihin terapi yöntemi şeklinde gidiyorlar ve buralara ciddi paralar ödeniyor. Dolayısıyla ama bunun karşılığında hani orada ne alıyor? Bu önemli. Şu ne alıyor sorusunun belki bir karşılığına değinmem gerekebilir. O da şu. Yani biz farkında olarak ya da farkında olmadan işte Doğu ve Batı kültürüne ait işte bu sözünü ettiğim yeni din hareketler veya klasik dinler, illa yeni din hareketler söz konusu değil, klasik dinler ve yeni din hareketlerin kavramlarını hayatımıza katmış oluyoruz. Ben bu canlı yayın dolayısıyla hani hep daha önceki söyleşimizden biraz farklı olsun diye biraz araştırdım doğrusu. Hani bu özellikle şey konusuyla alakalı, yani araştırmalarımın dışında bildiklerim vardı ama hani ülkemizde bu kavramların kullanımıyla alakalı çok ilginç birkaç şey dikkatimi çekti. Mesela bakın Casper Nirvana, bu bir bilgisayar markası, bilmiyorum yani burada tabii canlı yayında Evet reklam evet. anlamda değil ama Yani kullanılan kavrama dikkat etmek istiyorum. Casper Nirvana, Zen Pırlanta, Biskolata Nirvana, Bingo Hipnosoft, Avun Pastaneleri. Bakın 5-6 tane kavram seçtim. Casper Nirvana bilgisayar markası ama Nirvana bize ait bir kavram değil. Zen Pırlanta, Zen kavramı Budizm'de kullanılan, biliyorsunuz Zen Budizmi şeklinde bir, evet, bir, evet bir hocam. Budizmin türü var. Biskolata bir çikolata markası ama Biskolata Nirvana diye bakın ikinci bir isim. Yani sizi aslında Nirvana'ya ulaştıracak anlamda farklı bir mesaj vermek istiyor ama kavram bizim kavramımız değil. Bir çamaşır deterjanı Bingo Soft, Bingo Hypnose Soft yapmış. Araya hipnoz kelimesi eklenmiş. Bir de ilginç bir şey, bu da muhtemelen bilmiyor. Bunu da biraz önce yani canlı yayın için araştırma yaptığımı söylediğim için karşıma çıktı. Avun pastaneleri bakın. Yani muhtemelen pastanenin sahibi avun kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama pastanenin ismini bir yerden duymuş. Muhtemelen belki böyle bir yeni dini oluşumla hani bir ilgi veya bir yerden duymuş Evet. bilmiyorum. Avun pastaneleri. Şimdi avun sözcüğünü biliyorsunuz. Yoganın hani yoga ile ilgilenen arkadaşlarımız en azından bunu duymuşlardır. En kötü Recep İvedik filmlerinden aşinadırlar. Yani hani Aslında yoga... yaygın bir biçimde biliniyor Tabii da. tabii yani biliniyor. Yoga yaparken hani kullanılan bağdaş pozisyonda oturduklarında insanların ellerini hani bu parmaklarını birleştirdiklerinde söyledikleri bir sözcük. Aum. Tabii o A, U ve M heceleri sesli söylendiği için Om şeklinde söyleniyor. Ve Aum sözcüğü aslında Hinduizm'deki Trimurti dediğimiz Brahma, Vishnu ve Shiva. Üç tanrıya tekabül eden bir kavram. Yani Evet. şimdi bizim vatandaşımız bunun ne olduğunu bilmeden tutmuş pastanesine isim vermiş. Veya biri hani yoga salonlarına gidiyor vatandaşımız. Sanki işte spor yapıyor, yoga yapıyor. Bunu yaparken yoganın bir hani şeyiymiş gibi, raconuymuş gibi om sözcüğünü söylüyor ama bilmeden gidip şey yapıyor. Daha ilginç bir örnek vereyim. Bunu ben derslerde de zaman zaman öğrencilerime dinletiyorum doğrusu. 1990 yılında Ergin Koray'ın çıkardığı bir albüm var. Tamam Artık albümü. Albüm tabii ben hani çok dinleyen birisi değilim ama özellikle o bir şarkısı dolayısıyla albümün ismini not etmiştim. Albüm içerisinde Ergin Koray'ın söylediği şarkılardan bir tanesi Hare Krishna şarkısı. Hare Krishna'nın mantrası. Hare 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 Krishna diye devam ediyor. Tabii Ergin Koray'ın bunu bilerek veya bilmeyerek yaptığını ben hani bu anlamda bir isnatta bulunmak istemiyorum. Sadece belki popülerlikten dolayı onun da tınısı Kullanılmış hoşuna gitmiş olabilir. olabilir, kullanılmış olabilir. Ama yani bunu dinleyen vatandaşımız işte Hare Krishna bir yeni din hareket. Bu hareketin sokaklarda sıklıkla söylemiş olduğu mantra bizim şarkılarımıza kadar girebiliyor. Yani bu anlamda Hocam şey, çok var evet.
Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani işte bunları bilmemiz için yeni dini hareketleri ve gerçek yüzünü en azından az da olsa tanımak zorundayız. Aksi takdirde yani çevremizde yeni dini hareketler yayılacaktır. Yayıldıktan sonra, iş işten geçtikten sonra tabii bir şeylerin farkına varmak da belki hani çok ne kadar işe Zorlaşabilir. yarar zorlaşabilir. Şimdilik bu Hocam kadarını yetinmiş olayım. şöyle birkaç tane soru var hocam. Aslında kısa kısa Tabii, tabii. vaktimizi de şey kullanarak, güzel kullanarak cevap verebiliriz. Hocam 242 maddeden hangileri ya da kaç tanesi Türkiye'de vardır diyor. Böyle bir ortalama var mı aklınızda siz Ya Ansiklopedi oluştururken? şöyle yani yaklaşık olarak bu hareketlerden herhalde 30'a yakınının Türkiye'de uzantısı var. Fakat şunu tespit edemiyoruz. Yani tabii her hareketin Türkiye'de internet sitesi ya da hani onlarla iletişime Tabii. geçebileceğimiz bir şey yok. Bazıları da bazı hareketleri mesela biz böyle bildiğimizden değil, araştırma yaparken tesadüfen rastladık. Ben bir örnek vereyim. Mesela Nijerya'da yaygın olan yaklaşık kilo şeyini de not almıştım ben. 20 kilometre karelik bir alanda kendilerine ait bir yapıları var. Kenanland diye geçiyor. Kazananlar Şapeli diye bir hareket. Normalde hiç Nijerya ile Türkiye'nin bir alakası yok gibi. Yani oraya mahsus gibi düşünülebilir. Hareketi araştırırken hareketin Türkiye'de İstanbul'da bir şahıs etrafında örgütlendiğini gördük. Aa, Facebook çok sayfaları ilginç. var. Facebook sayfaları var. Sadece sanki hani böyle Nijerya vatandaşlarına ya da Afrika kökenli vatandaşlara faaliyet yürütüyormuş gibi duruyor ama Facebook ve işte sitesi etkin. Yani bazı hareketler de bu şekilde karşımıza çıktı. Dolayısıyla hani 242 hareket içerisinde belki faaliyet yürütenler vardır ama bilemiyoruz. Mesela Net bir rakamımız yok yani. Falun Dafa hareketi var mesela. Falun Gong olarak da biliniyor. Ülkemizde Falun Dafa diye biliniyor. Evet Yani bu hocam. hareket mesela yakın döneme kadar Türkiye'de hareketin faaliyet yürüttüğünü bilmiyorduk ama son yaptığımız araştırmalarla Türkiye'nin 13 şehrinde Çok da yaygın. tabii kişisel gelişim şey yani kişisel gelişim tarzında bir örgütlenme olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe siteleri var. Hareketin kutsal kitabının Türkçesi var. Yani dolayısıyla orada hatta şehirlerde kimlerle iletişim kurabilecekleri bilgisi bile var. Yani dolayısıyla hani bu hareketlerin bir kısmı tespit edebildiğimiz kadarıyla biz Türkiye ayağına işaret ettik ama dediğim gibi yani diğer oluşumlardan belki yakın dönemde tekrar hani internet veya sosyal medya üzerinden faaliyet alanlarını tespit edebilirsek bu sayıyı belki biraz daha netleştirme imkanımız olacaktır. Hocam çok soru geliyor. Ben birkaç tanesini daha sizinle paylaşmak istiyorum. Cemiyet ve yeni dini hareket arasındaki farkı hiç bilmeyen birisi nasıl ayırt edebilir diyor bir izleyenimiz. Kısaca buna da hocam cevap verelim. Ya şöyle cemiyet cemaat tabii bunlar hani cemiyet kavramı sosyolojide kullanılan bir kavram. Biz burada yeni dini hareket derken böyle hani bir araya şimdi cemiyet topluluk anlamındaki yani kalabalıkların bir araya geldiği oluşumları kastetmiyoruz. Buradaki yeni dini hareket dediğimizde en önemli kıstas belki bu hareketler ya senkretik birden fazla dinsel gelenekten bir takım öğretiler alarak ya da bir dinin içinden o mevcut dinin inanç ve öğretilerine karşı tepki olarak ortaya çıkarak gelişen ve ortaya çıktıktan sonra da içinden çıktığı din veya dinlere karşı kendi kutsal kitap inancını, inançlarını, ibadetlerini, öğretilerini geliştiren dinsel geleneklerden bahsediyoruz. Yani Evet hocam. dolayısıyla hani yeni din hareket dediğimizde böyle sırf 10 kişinin, 20 kişinin bir araya gelip oluşturduğu bir her yapıyı biz bu kategoriye koymuyoruz. Yani bunların bir dini tarafı var. Biraz önce söylediğiniz hani bu işte yoga meditasyon merkezleri tarzında Evet. oluşumlar var. Yani zaman zaman bana da soruyor. Mesela hani Aydın Salih gibi bazı işte bu alternatif tıp uygulamalarını kullanan insanlar var. Ya bunların böyle her alternatif tıp ya da hani zihin terapi yöntemi geliştiren şeyi yeni din hareket kategorisine koymuyoruz. Yani daha ziyade bizim mesela Reiki gibi bazı oluşumlarda her ne kadar bunlar insanlara hani bir enerji aktarımı ya da bir kişisel gelişim sunsalar da bunlar bu Reiki'nin enerjinin işte başka alemlerden geldiği gibi yani işin içerisine dini kattıkları için yeni din hareket kategorisinde değerlendiriyor. Yoksa hani her alternatif tıp sunma eylemini veya şeyi buraya dahil edersek o Koymak zaman zaten mümkün değil. iyice tabii bu şöyle bir karmaşa var Merve Hanım buna işaret etmek gerekiyor. Yani tabii yeni dini hareketler kavramı muğlak bir kavram. Yani sanki her şeyi içine dolduracakmışız gibi oluşuyor. Hissediliyor, Ama evet. şunu görmemiz lazım. Yani bu hareketlere baktığımızda bu hareketlerin klasik dinlere karşı kendilerinin oluşturduğu kutsal kitapları, bir inanç esasları, ritüelleri, çoğunlukla festivalleri yani işte Mehdi'lik, Mesih'lik atfettikleri karizmatik liderleri hatta bazen tanrılık seviyesine çıkardıkları bir liderleri yani işin içerisinde tamamen dini bir boyut var. Ama işin diğer tarafına baktığımızda yeni dini hareketler penceresinden baktığımızda bu hareketleri de özellikle kendilerini yeni dini hareket olarak yani tabii çoğu için söylemiyorum ama bir kısmı kendisini yeni dini hareket olarak nitelemekten kaçınıyor. İlginç bir şey daha var. Bu da tam tezat aslında.
Bir bölümü de bize hareket demeyin. Biz yeni bir dine hareket değiliz. Biz diniz diyorlar. Yani tıpkı Hristiyanlık, Yahudilik gibi kendilerini din olarak lanse ediyorlar. Yani mesela hani Türk izleyicilerimiz bildikleri için onu örnek verebilirim. Mesela Bahayilik böyle bir şey. Evet, yani Bahayilik evet. Yakın döneme kadar İslam mezhepleri içerisindeyken 10 sene önce Yeni Din Hareketler Ansiklopedisi'nde yeni din hareket olarak tanımlanıyordu. Şu anda Dinler Tarihi Ansiklopedisi veya Scientology Hareketi, herkesin bildiği Tom Cruise'un hani üyesi olması dolayısıyla evet. Dinleyicilerimiz daha meşhur olan. Hatırlayacaklardır. Daha meşhur olan Scientology tarikatı mesela Avrupa'daki birçok devlet tarafından bir din olarak tanınıyor. Yani dolayısıyla işin içerisinde böyle bir çelişki var. Kimileri bizi dini bir grup, dini bir mezhep olarak bile tanımlamayın. Biz hani bir işte sosyal bir hareketiz gibi değerlendirirken kimileri de kendisini hareket olarak değil de daha üst bir pencereden din olarak nitelendiriyorlar maalesef. Hocam ben okurlarımıza yine bu anlamda aslında biraz kafalarının daha netleşmesi için yine dergimizi ve sizin ilgili kitaplarınızı tavsiye edeyim. Bunlara göz attıkça zannediyorum kafalarındaki soru işaretleri de daha kolay cevap bulacaktır. Bir soru daha var. Aslında bir yorum. Zen, az önce bir markadan bahsetmiştik. Farsça'da Zen kadın demek, belki buradan yola çıkmışlardır. Haklarını teslim edelim. Böyle bir yorum geldi bir Olabilir, okurumuzdan. Olabilir, olabilir. Biri de şey diyor, bir okurumuz da, izleyicimiz de, acaba genişletmek yerine cilt olarak devam eder mi? Ansiklopedi diye bir öneride bulunmuş, sağ olsun. Başka bir izleyicimiz, yeni dini hareketlerin ABD'yi meşrulaştırma, ikinci Kudüs denilmesini sağlamaya çalışma gibi bir siyasi pozisyonu var mıdır acaba diyor. Ne dersiniz hocam? Ya şöyle, tabii ABD'yi meşrulaştırma gibi bir durumdan ziyade sonuçta bu hareketler sadece ABD'de tutunmuyor. Yani Doğu ve Evet. Batı kökenli. ABD'de daha yaygınlar tabii, çünkü bu hareketler özellikle sosyal ve kültürel hani barınma anlamında teolojik yenilenmeye ihtiyaç duyulan ve sosyal ve kültürel ortamın özgürlüğü desteklediği ortamlarda daha ziyade tutunabiliyorlar. Mesela Doğu kökenli hareketlerin büyük bir çoğunluğu da Doğu'da ortaya çıktıktan sonra özellikle ABD'ye göç etmeye çalışıyorlar. ABD'de daha iyi tutunabiliyorlar. Yani bu anlamda bir araştırmacının güzel bir tanımlaması var. ABD'yi dinler panayırı şeklinde tanımlıyor. Yani ABD adeta hani binlerce hareketin olduğu bir dini panayıra dönüşmüş durumda. Evet. Tabii şunu belki söyleyebiliriz. Okurumuz onu mu kastediyor bilmiyorum ama biliyorsunuz ABD'nin dünya siyasetinde hani belli dönemlerde belli aktörleri kullanma ve işi bittikten sonra da onları bir kenara atma gibi bir siyaseti var. Yani bu yeni din hareketleri içerisinde siyasetle el ele olanlar var. Yani çünkü birçok harekete baktığımızda ansiklopedide de biz bunların bir kısmına işaret ettik. Özellikle Avrupa'ya gittiklerinde Amerikan işte senatosunda ya da ABD başkanları tarafından ağırlanan, misafir edilen bir sürü yeni din hareketin lideri Evet var. hocam. Tabii bu da arka planda siyasi bağlantıları ister istemez insanların zihinlerine getiriyor. Sanırım belki okurumuz hani bu böyle bir ilişki var mı tarzında söyledi. Evet, yani böyle Bak bir evet, ilişkiden böyle bir merak. birçok hareket için böyle söylenebilir elbette. Hocam çok soru geliyor. Benim sorularımız acaba sıra kalacak mı diye düşünüyorum. Bu konudaki belgeselleri soruyor bir izleyicimiz. Yani belgesel öneriniz, film öneriniz var mı Ben diye bir şöyle tabii soruyor. burada belki tabii zamanı çok uzatmak Evet, olacak kısa tek kısa tek cevap ama verelim isterseniz. şöyle ben bir kaynak yönlendirmesi yapayım. 2018 yılında editöryal olarak hazırladığımız Nedenleri ve Niçinleriyle Yeni Din Hareketleri isimli bir çalışmamız var. O çalışmanın içerisinde yine bu ansiklopedi editörlüğünü birlikte yaptığım Emine Battal Hoca'nın Yeni Din Hareketleriyle ilgili film ve belgeseller diye hem film ve belgeseller hakkında bilgi verdiği hem de genişçe bir liste hazırladığı bir bölüm var. Okurlarımız kitaptan o bölümü temin edebilir ya da ilgili merak eden arkadaşımız mail adresleri yoluyla benimle iletişime geçerse ben oradaki film listesini kendisine mail yoluyla paylaşmış olayım. Şu an burada tabii sıralamak belki hani zaman alacağı için en azından izleyicimize öyle yardımcı olabilirim. Hocam bir soru daha var. Müslüman olup yeni dini hareketler anlayışını benimseyen, yeni dini hareketlerden birini benimseyen var mıdır? Varsa bu anlayışın Müslüman kesimin dikkatini çekmiş olması İslami açıdan nasıl bir etki ortaya çıkaracaktır? Yani galiba bu biraz bilinçsizce başka bir dini uygulamayı gerçekleştirmek gibi mi? Nasıl olabilir hocam? Farkında olmadan. Bilinçsizce şöyle yani tabii insanın farkında olmadan gidip bir başka dini harekete onun ritüelmesi tabii böyle bir şey biraz hani şey olur ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi ansiklopedide biz İslam dünyasında ortaya çıkıp yayılan yeni din hareketlere çok girmemeye çalıştık. Bunun birkaç gerekçesi vardı. Bu gerekçelerden bir tanesi konuşmamızın başında ifade ettiğim gibi yani biz cemaat, cemiyet, yeni din hareket bazı kavramları kullanıyoruz ama henüz bizde oturmuş değil. Yani bizde mesela ben ansiklopedilerde hani bu ansiklopediyi hazırlarken batıdaki ansiklopedileri geniş bir taramaya tabi tuttuk. Bu taramada şunu gördük. Yani bir sürü
İslam dünyasında bizim terör örgütü olarak nitelendirdiğimiz bazı oluşumların o ansiklopedilerde yeni din hareketi tanımlandığını gördük. Yani dolayısıyla şu problem var. Kendisini selef olarak ya da ehli sünnet olarak ve işte başka bir şekilde tanımlayan bir oluşum başka çalışmada batılılar, tabi burada batılıların niyetini de görmek lazım. Yani niye o hareketi bu kapsama alıyorlar? Tabi bu da ayrıca, yani hangi harekete biz yeni din hareket diyeceğiz, hangisine cemaat diyeceğiz, hangisi sahih, hangisi gayri sahih, yani cemaatler içerisinde de hani bu son dediğimiz tartışmalar bağlamında bu bizde tartışıldığı için biz ansiklopedide seçmeci anlamda böyle bir problem yaşadık. Burada bir kaynak yönlendirebilirim. Yani Mehmet Ali Büyükkara var mezhepler Evet tarihinde hocam. Türkiye'de bilinen bir hocamız. Mehmet Ali Hoca'nın Çağdaş İslami Akımlar diye bir çalışması var. Orada işte bu selef grupları veya diğer buna benzer nitelemeler yapıyor. Ama şunu söyleyebilirim izleyicimizin sorusu bağlamında. Bilmeden değil ama İslam dünyası içerisinde yani Müslümanlar içerisinde ortaya çıkan Subut gibi, Nation of Yahweh gibi çeşitli İslami oluşumlar var. Yani İslam cemaati içerisinde ortaya çıkan ama yeni din hareket dediğimiz yeni din hareketleri kategorisinde değerlendirilen oluşumlar var. Az da olsa bu hareketlerin mesela Subut hareketi Pakistan civarlarında ortaya çıkmıştı. Yani az da olsa bu hareketlerin taraftarları var. Tabi burada şunu sorgulamak lazım. Hani İslam dini dururken İslam içerisinden böyle bir oluşum niye ortaya çıktı? Bu oluşumun gayesi ne? Bu ayrıca belki ayrı bir tartışma konusu ama Evet hocam. yani bu oluşumların şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu oluşumların sadece Batı'da ve Doğu'da ortaya çıkmadığını İslam dünyası içerisinde de az da olsa yeni din hareketi olarak nitelendirebilirim. Bir de şuna örnek verebilirim mesela. Sadece Pakistan'a gitmeye gerek yok. Türkiye'de de böyle bir Var oluşum var. tabii ki Mesela var evet. İzmir doğumlu Vediha Bey Çörekçi var. Biliyorsunuz Evet. Mevlana Kardeşlik Vakfı bilgi kitabı diye de vahiy aldığını ifade ediyor. Yani Evet. aktifler İzmir Kutsal veya kitapları Türkiye'nin var. farklı, evet yani Türkiye'nin farklı şehirlerinde yani dolayısıyla hani İslam dünyası içerisinde de bu tür oluşumlar var ve az da olsa insanlar çeşitli gerekçelerle, çeşitli sahiplerle bu oluşumlara katılıyorlar veya takip ediyorlar. Tabii dolayısıyla işte bütün bizim gayretlerimiz, çabalarımız insanlarımızın hani bu tür oluşumlara yönelmemesi. Bir Çünkü farkındalık bir oluşturmak. farkındalık oluşması elbette. Hocam şöyle ben kendi sorularımdan bir tanesini aslında ansiklopediyi incelerken dikkatimi çeken bir hususu size yöneltmek istiyorum. Buyurun. Enegram maddesi benim dikkatimi çekti. Bir okur olarak da oldukça meraklandım. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi'nde Enegram'ın ne işi var? Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla Enegram dediğimiz uygulama psikolojide kullanılan bir kavram. Kişilik tespiti için kullanılan bir yöntem olarak biliyoruz. Yani doğru ifade ediyor muyum bilmiyorum ama ne işi var Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi'nde? Nedir Enneagram'ın hikayesi? Evet doğru. Yani güzel bir soru. Bizim de yine ansiklopedide problem yaşadığımız hareketlerden biriydi. Şöyle, şimdi tabii kelime iki kökten oluşuyor. Yani kelime iki tamlamadan oluşuyor. Enea ve gram. Dokuz, enea Yunanca'da dokuz demek. Gram da çizgi, nokta gibi anlamlara geliyor. Yani dokuz çizgi, dokuz grafik, dokuz nokta gibi anlamlarda kullanılabilir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kişilikte kullanılan bir teori. Yani burada çeşitli sorular etrafında kişinin o hangi çizgiye yakınsa İşte barışçı mı, lider ruhlu mu olduğu gibi bir takım şeylerle kişinin kişilik analizini yapıyor. Bizim ansiklopediye dahil etmemizdeki gerekçemiz şu. Yani Enneagram hareketinin ortaya çıkmasında öncülük yapan iki tane isim var. Yani özellikle George Ivanovich Gurdjieff ve Oscar Cazzo. Yani bunların düşüncelerine, fikirlerine baktığımızda Enneagram'ın bugün kullanıldığı anlamda bir kişilik testinden ziyade biraz daha ruhsal gelişim, insanın özüne yaklaşması, dolayısıyla insanın özüne yaklaşması, dolayısıyla da sanki daha yüksek bir bilince, yani bir anlamda belki aydınlanmaya ulaşması gibi bir anlamda kullanıldığını ve bir anlamda kökleri eskiye giden ezoterik bir yapı arz ettiğini gördük. Enneagram ve Enneagram gibi, sadece Enneagram değil, Enneagram gibi mesela I Ching, Daimoku gibi birkaç hareketimiz daha var ansiklopedide yer alan. Bu hareketler aslında bir kavram, yani doğrudan bir hareketi ifade etmiyor. Fakat o kavramın barındırdığı anlamı esas alarak yola çıkan bir takım yeni dini hareketler var. Dolayısıyla biz Evet. ansiklopedide hem enagramı hem de daimoku ve buna benzer birkaç kavram almak suretiyle hem kavramın kökeni hakkında okurlarımıza bilgi verdik hem de bu anlatıları merkeze alarak ortaya çıkan yeni dini hareketler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Yani evet enagram tek başına belki bir yeni dini hareketi ifade etmiyor ama bunun merkezine alarak insanlara bu vaatle yaklaşan oluşumlar var. İkisini bir arada ele almaya çalıştık. Tabii bu da biraz önce ifade ettiğim gibi yani özellikle Batı'daki çalışmalarda yeni din hareketlerin kapsamına hani girecek kavram ve oluşumlarla alakalı yaşadığımız problemlerden biriydi. Dediğim gibi yani
bir dönüşümü yaşandığını söyleyebiliriz. Yani şu an için kişilik şey olarak kullanılsa da kişilik tespitinde, psikolojide kökleri veya en azından tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk ortaya çıkışında ezoterik ve gizemli yapısı dolayısıyla Yeni Din Hareketler Ansiklopedisi'nde yer almasının faydalı olacağını düşündüğüm için böyle bir tercih. Evet. Çok ilginçti hocam gerçekten. Ben bir okuyucu yani izleyici yorumuyla daha devam edeyim sorusuyla yeni dini hareketlerin batıda daha fazla olmasının sebebi özgürlük ortamı sağlanması mıdır demiş izleyicimiz. Aslında ben şöyle de eklemek istiyorum. Acaba bazı eksiklikler midir? Belki de öyle bakmak gerekir. Siz ne dersiniz hocam? Şöyle tek başına tabii özgürlük ortamı diyemeyiz. Özgürlük bu faktörlerden bir tanesi. Yani özellikle tabii şu yani şeylere baktığımızda, araştırmalara baktığımızda birkaç gerekçe sıralanıyor. Bunlardan bir tanesi özellikle Hristiyanlık yani Batı dediğimizde aklımıza Hristiyanlık geliyor biliyorsunuz. Son dönemlerde özellikle Batı'da insanların Hristiyanlıktan gittikçe uzaklaştıklarını görüyoruz. Yani dolayısıyla Hristiyanlıktan uzaklaşan yani bir bölünme tabii bir de mezhepsel bölünmeler de var işin içerisinde. Özellikle insanların bu uzaklaşma sürecinde arayışlarına tam da şey olarak arayışların neticesinde karşılarına bu oluşumların çıktığını görüyoruz. Yani bir taraftan o batıdaki dini mozaiğin çeşitliliği ve bir de izleyicimizin söylediği gibi özellikle özgürlükçü ortam. Çünkü yani bizim ülkemiz gibi biraz daha muhafazakar veya belli bir dinin hakimiyetinde olan yani nüfusun büyük çoğunluğunu belli bir dinin oluşturduğu ülkelerde veya en azından kanunlar çerçevesinde tabii bu tür oluşumların en azından belli kurallar çerçevesinde faaliyetlerine izin veren ülkelerde elbette yeni din hareketlerin çok fazla tutunamadıklarını görüyoruz. Bundan dolayı da bu hareketler özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde. Tabii Avrupa ülkelerinde de çok belki belli ülkelerde belli hareketler yaygın ama ABD'de hemen her türlü hareketi görmemiz mümkün. Bundan dolayı da biraz önce ifade etmiştim. Yani doğuda ortaya çıkan bu işte muğunculuk gibi, transandantal meditasyon, sahaja yoga, osho gibi yani doğu kökenli oluşumlar da ortaya çıktıktan hemen çok kısa bir süre sonra yapılanmalarını ve dünyaya yayılımlarını sağlamak üzere ABD'de merkez üsler oluşturuyorlar. Bu anlamda ABD'nin hani dini yapılanmalara sunduğu o belki özgürlükçü ortam mı diyelim bilmiyorum. Yani o hani kanuni anlamdaki özgürlüğün bu hareketlere daha fazla fırsat tanıdığını ve dolayısıyla daha çok hareketin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çıktığını görebiliriz. Hocam belki bu konuyu şöyle bağlayabiliriz. Siz tabii ki bu konuyla ilgili araştırmalar yaparken çok büyük ihtimalle bu yönde oluşumlara ilgi gösteren yönelim olan insanlarla da karşılaştınız. Bu insanlar neden bu hareketlere sizce ilgi gösteriyorlar? Neden böyle yönelimleri var? Belki burada bu soruların cevabını yine buluruz. Ya da ne fazla? Şöyle aslında eksik fazladan ziyade tabii mesele iki açıdan bakmamız gerekiyor. Yani bu sorduğunuz soru yeni din hareketler bağlamında öteden beri en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yani yeni din hareketler nasıl taraftar kazanıyor ya da insanlar yeni din hareketlere niye katılıyorlar? Yani bu çift taraflı. Şimdi tabii insanların yeni din hareketlere yönlendiren motivasyon kaynaklarına baktığımızda tabii burada çokça şeyden bahsedebiliriz. Yani şeylere baktığımızda yani faktör olarak baktığımızda küreselleşmeden tutun da ailenin sosyalleştirici rolünü yerine getirememesinden veya mahrum kalınmışlıktan tutun da ailede gerekli sevginin gösterilememesine kadar pek çok sebepten bahsedebiliriz. Çünkü Batı'da özellikle yeni din hareketlerin üyeleri üzerinde yapılan alan araştırmaları bize bu noktada önemli veriler sağlıyor. Yani pek çok üye ya ailesiyle bir çatışma içerisinde olduğundan işte daha kendisine kucak açacak bir arayış içerisinde ya inancıyla alakalı bir problem yaşadığı için işte bir arayış içerisinde. Yani bu tarafta söz edilebilecek belki çok şey var. Ben bu noktada John Laughlin ve Rodney Stark isimli iki araştırmacının bir teorisine atıfta bulunmak isterim. Onlar özellikle bu yeni din hareketlere insanların üye olmasıyla alakalı 7 aşamalı bir süreçten bahsediyor. Yani süreç tabii tek tek aşama aşama söylemeyeceğim ama kabaca söylediği şey şu. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yeni din hareketlere yönelen insanlar öncelikle mevcut yaşantılarında çeşitli sıkıntılar yaşıyorlar. Yani bir huzursuzluk ve bir arayış içerisindeler. Yani yoksa ailesinde huzurlu olan, mutlu olan, yaşadığı kültürel ortamda dininden veya işte değerlerinden hani mutlu olan bir insanın gidip de bir yeni din hareketlere yönelmesi durumu söz konusu değil. Yani ya ailesinde gerekli sevgiyi göremiyor, ya ailesi çatışma içerisinde, ya aile baskısı var, ya da silik tipler. Bu da önemli. Yani silik, ezik, böyle çok toplumda değer görmeyen insanlar. Bu insanlar işte bu bulundukları işte mahrum kalmışlık ve benzer özelliklerden dolayı bir arayış içerisine giriyorlar. Bu arayış çoğu zaman arkadaşlarının da etkisiyle bir yeni din hareketle tanışmayla sonuçlanıyor. Sonra yeni din hareketle tanışma sürecinde hareketin üyeleri bu yeni üyeyi elde etmek üzere ona sıcak bir ilgi gösteriyorlar.
aşırı ilgi, tabii bir taraftan aşırı ilgi gösterirken bir taraftan da eski ailesiyle bağlarını kesiyorlar. Yani mektuplaşmasına, telefonlaşmasına varıncaya kadar. Çünkü hani ola ki bu kişi pişman evet. olur, ailesine dönmek isterse ailesiyle dönmek bağlar isterdi. Kesiliyor. Sonra yeni dini hareketler içerisindeki üyelerle ilişkileri sağlamlaştırılıyor ve hani grup içerisinde kendisini iyi hissediyor. Tabii yeni üye daha önce görmediği samimiyet, sıcak ortam ve benzeri olguları o hareket içerisinde görünce kendisini el üstünde tutulmuş gibi görüyor. Sonra aradan geçen zaman içerisinde hareketin gerçek yüzünü belki tespit ediyor. Birçok üye ya ben hani kaba tabirle ben nereye geldim ne yapıyorum diyor ama iki yol var yani karşısında. Ya geriye dönecek, geriye döndüğünde de tabii harekete gittiği için artık hani ailesi de işte dışlıyorlar çoğu zaman veya işte bağlarını kopar. Özellikle batıda tabii bunu belki görebiliriz. Ya da geri döndüğünde o ilgiyi göremeyeceği için ya tamam yani ben buradayım bir takım yanlışlıklar var ama ben bu hareket içerisinde kalayım gibi bir tercihte bulunuyor. Tabii bu şunu da görmek lazım Merve Hanım. Bu illa da böyle bir tercih yani kişinin gönüllü tercihi olduğunu da söyleyemeyiz. Yani çoğu zaman tabii işin içerisinde hani yeni din hareketler söz konusu olduğunda özellikle konuşulan konulardan biri beyin yıkama, brainwashing dediğimiz evet, yani evet. Bu insanların beyinleri mi yıkıyor? Çünkü çoğu zaman aile fertlerinden birini yeni din hareketlere kaptıran aile ebeveynlerin bir serzenişi var biliyorsunuz. Yani benim çocuğum böyle yapmaz. Hani kandırılmış olmalı, beyni yıkanmış olmalı şeklinde aldatılma duygularına vurgu yapan şey var. Tabii bunun üzerine yapılan çalışmalar var ama tam bir hani beyin yıkama belki ne kadar geçerli olur veya üyelerin kaçta kaçı için böyle bir şeyden söz edebiliriz. Bu ayrı bir problem ama yani işin içerisinde gönül rızası olmadan baskı ve zorlama ile alakalı bir kalış da var. Ben buna çok çarpıcı bir örnek vermek isterim. Yani şu ana kadar tabii biraz genel gidiyorum. Biraz da canlı yayın olduğu için konuşurken örneklerimi ve cümlelerimi seçmeye çalışıyorum ama. Hocam ilginç sorular da var. Onu da söyleyeyim. Çok soru zamanımızda. Hemen şunu noktalayayım. Sonra sorulara döneyim. Tamam hocam. Bu çarpıcı olduğu için hani aynı zamanda bu tabii, şey. Tabii lütfen buyurun. Belki bir sorunuzla da başta sorduğunuz bir soruyla da alakalı. Evet. Hani yeni din hareketler insanları hani ne dereceye kadar sömürüyor belki veya nerelere varıyor bu üyeliğin sonucunu göstermesi aslında. Ülkemizde Türkçe'ye çevrilen bir kitap var. Kutsal Fahişeler diye çevrildi kitap. Kitabın yazarı hayatını Tanrı'nın Çocukları isimli bir harekette geçirmiş bir kadın. Kadın şunu anlatıyor. Diyor ki ben üniversiteyi dereceyle bitirdim. Yani bu da şu açıdan önemli. Yani çoğu zaman bir aldatmadan bahsediyoruz ya. Aldatma evet. Yani akli anlamda düşünemeyen veya yani biraz zeka seviyesiyle alakalı en azından şüphe duyacağımız insanlar için belki olabilir. Kadın diyor ki ben diyor hani beni aptal olarak görmeyin, kandırıldı olarak görmeyin. Ben üniversiteyi 4 üzerinden 4'e yakın bir dereceyle bitirdim. O zaman hani soruyorlar yeni din hareket içerisinde ne işiniz var? İşte geçmişini anlatıyor. Diyor ki ben işte çok silik bir insandım. İşte arkadaşlarım vasıtasıyla böyle bir harekete katıldım. Sonra orada bana öyle bir ilgi gösterdiler ki kaldım. Sonra hareket içerisinde birkaç tane çocuk doğuruyor. Ve bu Tanrı'nın Çocukları hareketinin özellikle öne çıkaran bir şeyleri var, stratejileri var. Flörtle balık avlama diye. Evet. Burada kadınların cinselliklerini kullanarak erkek üyeleri kandırma şeklinde kabaca tarif edebiliriz bu yöntemi. Kadın yıllarca bu stratejiyi takip ediyor. Sonra aradan geçen onca seneden sonra, 15 yıl sanıyorum harekette kaldıktan sonra ayrılıyor. Ayrılış öyküsünde şunu anlatıyor. Diyor ki ben hareket içerisinde zaten hani kaba tabirle bütün hayatımı harcadım. Ama çocuklarımın da bu hareket içerisinde heba olmasını istemiyorum. Yani kadın evet. Artık bir tercih aşamasında çocukları için hareketten kopma. Ama çocukları olmasaydı muhtemelen oradaki o şeye baskıyla zorla. Hani bu çünkü bedeninizi istismar ediyorlar ve siz buna hani bu gönül rızası olabilecek bir şey değil. Elbette yani burada hani biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi sadece böyle bir yol ayrımı tercih değil. Yani işin içerisinde bazı hareketlerde şantaj, bazı hareketlerde psikolojik şiddet, bu dövmelere varıncaya kadar şiddet uygulamaları. Yani burada Emine Battal Hoca'nın doktora tezine de gönderme yapmak isterim. Emine Hoca'ya biz doktora da yeni din hareketler ve şiddet çalışmıştı. Orada hem grup üyelerine hem grup dışına dönük olarak psikolojik şiddetten tuttuğunda maddi şiddete kadar yani şiddet uygulandığını görüyoruz. Yoksa hani böyle insanlar sadece dini bir arayışla bir harekete gidip orada o bütün sapkınlıklara rağmen veya akıl dışı etkinliklere, inanç ve uygulamalara rağmen insanların hepsinin orada gönül rızasıyla kaldığını da söyleyemeyiz. Yani bu bence altı çizilmesi gereken önemli noktalardan biri. Evet hocam. Şimdi hocam çok kısa bir soru daha soracağım, yönelteceğim size. Vaktimiz çok dar. İslam dünyası yeni dünya hareketlerini asırlar evvel tarikatlar ve bunun gibi yapılarla zaten yaşamış olabilir mi demiş yine bir izleyicimiz. İlginç bir yorum. Siz ne dersiniz?
Ya şöyle herhalde bu bölünmeleri kastediyor sanırım Evet, izleyicimiz. Yani evet. bizde de çok ve tarikat şeyi var ama tabii aynı şeyi kastetmiyoruz. Yani şimdi tarikatlara ve cemaatlere baktığımızda bizde tabii merdiven altı olanları kastetmiyorum. Çünkü o hani merdiven altı ve şey tartışmaları ayrı bir yana. Yani neticede tarikatlarımızın ve cemaatlerimizin geçmişini çok uzun bir sürece dayandığını görüyoruz. Eğer böyle İslam dünyası için bunu söyleyecek olursak aynı şeyi Hristiyanlık için de söylememiz lazım. Hristiyanlık içerisinde de yeni din hareketlerinin dışında yüzlerce mezhep var. Yani Protestanlık içerisinde onlarca mezhep var. Yani dolayısıyla aynı şeyi Hristiyanlık için söylediğimizde o zaman bizim dinsel geleneklerin içerisindeki büyük mezheplerin dışındaki alt bütün grupları dışlamamız gerekir. Cemaat Evet ve hocam. tarikatlar için tabii aynı şeyi söylemiyoruz. Belki burada altını çizmemiz gereken şey o son dönemde ortaya çıkan ve dinin insanları yönlendirme noktasındaki önemini fark ederek bunu istismar veya çeşitli ekonomik rant veya çeşitli gerekçelerle kullanan insanlar için olması gerekiyor. Ben Lang Dawson'ın bu konuda bir sözü var. Ona işaret etmek istiyorum. Şöyle diyor. Ye Lütfen ye buyurun. yeni din hareketlerin birçoğu kasıtlı olarak din ile iş, eğitim, terapi ve sosyal refah hizmetleri arasında bir ayrım yapıyorlar ve bunun neticesinde de insanları maddi ve sonrasında da manevi olarak sömürüyorlar. Yani dolayısıyla Evet. bunun farkına varan bir takım insanlar işte mesihlik iddialarıyla ya da çeşitli iddialarla veya kişisel terapi, insanların zihnini geliştirme, insanları tanrılık seviyesine ulaştırma gibi çeşitli gerekçelerle insanı suistismar ediyorlar. Tabi burada bu kavramların hani yani geleneği kökleri eskiye dayanan cemaat ve tarikatlarla belki hani arasının ayrımın iyi yapılması önemli tabii ki. Hocam, çok fazla soru var gerçekten. Sadece 8 dakikamız var. Belki ben hepsini şöyle bir Merve okuyayım. Hanım şöyle bir espri yapayım siz soruları okurken. Yani programın üçüncüsünü çekemeyeceğiz herhalde. Artık yani Yok hocam, o galiba yüzden devamı da gelecek, soruları öyle evet geliyoruz. sorularımızı tabii izleyici sorularına ağırlık verebiliriz. İzleyicilerin sorular Şöyle şeyine. diyorlar, yani bir yorum var galiba, karizmatik lider yeni dini hareketler için önemli demiş bir izleyicimiz. Başka bir izleyicimiz Türkiye'deki yeni dini hareketlerin tam olarak çıkarları nedir demiş. Belki bu genelleme olarak cevap verdik, aslında biraz üstünde durduk. Başka bir izleyicimiz yeni dini hareketlerin temel amaçları nedir? Yani niye amaçlıyorlar diye soruyor. Belki bunlara şöyle genel çok kısa bir cevap alalım hocam. Çünkü ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Yani bu insanların neden bu tür hareketlere ilgi gösterdiğinden biraz bahsettiniz. Belki neleri feda ediyorlar? Tehlikenin boyutu ne? Şöyle bir 2-3 dakika hocam şey yapın, sonra da kapatalım. İzleyicilerimize veda edelim isterseniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merve Hanım şimdi şöyle tabii yani binlerce hareketten bahsediyoruz. Ben burada sayı vermedim ama yani Japonya'da, ABD'de, Evet. Avrupa'da on binlerce hareketten. Yani biz ansiklopedi 242 tane aldık ama bizimki okyanusta belki bu anlamda bir kepçe bile Evet, olmayacak. öyle görünüyor hocam. On binlerce hareket var. Tabii şunu da söyleyelim hani insanlarımız da izleyenler de ya on binlerce hareket var. Yani hani böyle deyince sanki işin vehameti çok büyük. Yani bu hareketlerin bir bölümünün taraftar kitlesi belki 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi yani Evet. çok az. Sadece böyle hani Yehova şahitleri gibi, işte Mumculuk gibi birkaç hareketin sayısı belki yani milyonları bulabilir. Yani onun dışındaki hareketler böyle çok ürkütücü, korkutucu değil. Yani öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Böyle etkileri, böyle yeni din hareketleri tartıştığımız kadar insanlar üzerinde bir etkilerinden veya nüfuzlarından söz edemeyiz. Bu önemli. Anladım. Tabii hareketler çok fazla olduğu için bütün hareketleri genelleyici, tüm hareketlerin çıkarı şudur diyemiyoruz. İşte bir bölümü belki dini sahiplerle yola çıkarak gerçekten içinden doğdukları dinsel geleneğe karşı bir tepki olarak ortaya çıkan yeni din hareketler var. Yani uzak doğu kökenli hareketler içerisinde biz bunu görebiliyoruz. İşin böyle bir tarafı var. Ama mesela işte biraz önce ifade ettiğim gibi Reiki gibi, transandantal meditasyon gibi bir takım hareketlere baktığımızda bu hareketler işte kişisel gelişim ya da zihin terapi yöntemleri adı altında insanlara bir takım şeyler sunuyorlar. Ve bu kurslar ya da etkinlikler aşama aşama yani birçok hareket şunun farkında. İnsanları sürekli olarak kendilerine bağlıyorlar. Yani böyle 6 aylık veya uzun süreli kurslar şeklinde sunuyorlar bilgilerini. Böylece üyeler sürekli olarak katılmak zorundalar. Bir de bazı hareketlerde bu öğretiler seviye seviye öğretiliyor. Siz belli bir seviyeye gelmeden üste atlayamıyorsunuz. Ama o Evet, bu da seviyeye merak gelebilmek uyandırıyor. şey gibi bu İngilizce kurslar gibi yani A1 ile başlıyorsunuz belli bir seviye yani her bir seviye için ayrı para ödüyorsunuz. Bu kurslara gittiğinizde işte dolarla veya euroyla neyse yani belli bir seviyede az da olsa belli bir noktadan paranız alınıyor. Yani Evet, buraya evet, gidip de evet. hani sadece dini bir şey kullanılmıyor. Biraz önce ifade etmiştim. Nijerya'da kurulan 20 kilometrelik alanı kaplayan bir şeyden bahsetmiştim. Yani hareketin kurucusu David Oyelepo 50 bin kişilik bir tapınak inşa ediyor. Yani ve orada çiftlikler, üniversiteler, 2 tane üniversitesi var hareketin. Yani bir sürü binası var.
Yani maddi anlamda o yapıların değerini düşündüğünüzde tabii onları o kişinin karşılaması mümkün değil. Bunlar o insanlardan gelen şeylerle ve ilginç bir şey daha var. Birçok harekette bu tür yapılan büyük tapınaklar insanların ziyaretine açılıyor. Sonra siz bir de ziyaret için gittiğinizde bir de ziyaret parası veriyorsunuz. Yani Evet. bunun dini bir tarafı olduğu gibi böyle insanları sömüren bir tarafı da var. Ekonomik Maalesef, bir tarafı var. maalesef. Mesela şeyin çok bilindiği için onu söylemek istedim. Scientology tarikatının kurucusu Hubbard'ın bu konuda güzel bir sözü var. Şey diyor yani eşi yazar yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben böyle bir sente yazı yazacak kadar saçmalık yapmam. Yani bu bir ahmaklıktır. Eğer biri işte hani milyon dolarla kazanmak istiyorsanız bunun en iyi yolu kendi dininizi kurmaktır diyor. Biliyorsunuz Scientology tarikatında diyanetik arı verilen bir yöntemle insanlara bir takım şeyler sunuyor. Bir zihin terapi yöntemleri sunuyor psikolojik anlamda. Bu da parayla yapılıyor. Yani insanlar para veriyorlar ve onu öğreniyorlar. Evet Yani hocam, bu çok şeyin ilginç bir Hubbard'ın durum aslında. tabii yani üyelik ve eğitimlerden tutun da işte başka işte ziyaretlere varıncaya kadar veya yaptığınız şeylere kadar işin ciddi bir ekonomik tarafı var. Sömürülme var. Bedenen istismardan biraz önce bahsettim. Bakın burası çok önemli. Yani yeni din Hocam o kadar hareketlerin az zamanımız kaldı ki bir son dakikada cümlemi toparlayayım Merve Hanım. Son cümlem çünkü olsun. evet kapatmasın yüzümüze Instagram lütfen buyurun. Son cümlem olsun. Yani yeni din hareketler özellikle klasik dinlerin kadın algısına karşı çıkarak kadınlara sanki hani refah bir ortam sunacakmış gibi bir vaatlerde bulunuyorlar ama en çok da istismar edilenler kadınlar oluyor. Ve bedenleri buna varıncaya kadar Maalesef hocam. istismar ediliyorlar. Yani dolayısıyla burada sadece gayeler değil, konuşmamız gereken arka planda pek çok gaye var. Son sözüm bu olsun. Çok İzleyicilerimizden sağ özür olun diliyoruz. Tabii hocam. tüm sorularını Yok, cevaplarım. Kaba bir da olsa saatlik bir faydalı zaman olmuştur. dilimi veriyor sosyal medya bize ama çok fazla soru var. Görünen o ki insanlar bu konuya çok ilgi gösteriyorlar. Hem genç akademisyenler hem de bu konuda çalışmak isteyen, farkındalığı sahip olmak isteyen birçok izleyicimiz var, okurumuz var, meraklısı var. Hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Tam da bu nedenle aslında çalışmalarınızın ne kadar önemli olduğunu yeniden gördük. Ellerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Okurunu bulsun inşallah diyelim ansiklopedi. Ben son olarak okurlarımıza da veda ederken şunları söyleyeyim. Yine bahsettiğim gibi bu konudaki ayrıntılı bilgiler için hem Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi'ne hem hocamızın diğer çalışmasına hem de nihayetin Haziran 2020 sayısına başvurabilirler, satın alabilirler, PDF olarak indirebilirler mobil dergi olarak. Ben şu anda yeni sayımızı hazırlama aşamasında olan editör arkadaşlarıma ve grafiker arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Ahmet Murat hocamız az önce yeni sayımızın editör yazısını gönderdi. Okurlarımızı gerçekten çok iyi ve çok sağlam bir dosya bekliyor haftaya. Bununla ilgili canlı yayınlarımız da devam edecek. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hocam yeniden size de çok teşekkür ediyorum. Ben Çok sağ teşekkür olun. ediyorum. Hayırlı Görüşmek akşamlar üzere. diliyorum. İyi akşamlar diliyorum Teşekkürler. herkese. Teşekkürler, sağ olun.